Arkadaşlar, size sözlümü tanıştırmaktan gurur duyarım. Ne? Çiğdem'le biz sözlendik. Ama henüz basın açıklaması falan yapmadık. Bravo, bravo. Gel şöyle otur benim yerime. Oh. Tebrik ederim Masar Bey. Çok teşekkür ederim Şelale Hanım, sağ olun. İkiniz de tebrik ederim. Gerçekten birbirinize çok yakışmışsınız. Sağ ol. Adeta bir elmanın İçindeki iki elma kurdu gibisiniz. Tebrikler Masar abi. Sağ ol canım, darısı senin başına. Vay hayırsız vay. Sözlendiğinde bizi niye çağırmadın? Canım öyle kalabalık bir tören yapmadık. Aşırı sade bir söz töreni düzenledik. İnşallah yakında da nişanlanacağız. Artık onu sade bir törenle geçiştirmeyeceksiniz değil mi? Yok, söz veriyorum nişanı gidip bir yerde hep birlikte kutlayacağız. Değil mi sevgilim? İnşallah. Öyleyse ben de sizi balayına Rusya'ya göndereceğim. Çok teşekkürler Önder Bey, sağ olun. Hatta düğününüze Küba Halk Dansları topluluğuyla Rusya'dan Kızıl Ordu Korosu'nu getireceğim. Görsünler bakalım düğün nasıl olur mu? Kalin, kakalin, kakalin, kamaya zırdırlayın. Bu neden okuluyor Masar? Çabuk bir açıklamaya. Ruslar, hoş geldin canım. Biz de tam senden bahsetmiyorduk. Bırak zevzekliği de açıklama yap. Bu genetik kopyam kılıklığıyla ne işler çeviriyorsun? Ben mi? Hiç. Sana ne kadar da çok benziyor değil mi Ruslar? Sanki hık demiş, burnundan düşmüş. Ne? Benim mi? Burnumdan mı düşmüş? Uy, iğrençleşme. Vay vay vay. Bir hafta ortadan yok oldum. Bir de parmağına yüzük takmışsın ha? Tamam, bir saniye. Sakin ol. Sana her şeyi açıklayacağım. Bana mı dedin Masar? Hayır, ona. Sana. Bir dakika, kafam karıştı. Tamam, isteyen herkese her şeyi anlatacağım ama sırayla. Şimdi önce sıra Ruhsar'da. Hadi Ruhsar gel tuvalette konuşalım. Tuvalette mi? Sana demedim. Kendime dedim. Kendime tuvalete gitmem lazım diyordum. Çiğdem. Ruhsar sinirlenmene gerek yok. Tuvalete giderim ben her şeyi anlatacağım. Masar hep böyle kendi kendine konuşur mu? Oo, kendi kendine anlattığı fıkralara katıla katıla güler bile. Merhaba, kolay gelsin, kolay gelsin. Ruhsar'cığım, ben hayatımda artık bir kadın olsun istiyorum. Ben varım ya kocacığım, yetmiyor muyum sana? Doğrusunu söyleme, gerekirse... Evet, yetmiyorsun Ruhsar'cığım. Ya, peki ne o zaman, konuş. Bak, kardeşim yeter bu kadar, tamam. Sonra devam edersin. Hadi çok uzattım, hadi. Ben Çiğdem'de seni yeniden buldum. Ama yaşayan, canlı, yağmurla gelip gitmeyen, etiyle, kemiğiyle, cap canlı Ruhsar'ı yeniden buldum. Yani benim sana bu şekilde yetmediğimi mi söylemek istiyorsun? Evet, öyle. Ben Çiğdem'i sen diye sevdim. Çünkü o kadar çok benziyorsunuz ki. Et ve kemik bir canlının en önemsiz yeridir Masar. En fazla 80 yıl sonra yok oluyor. Ama ruhu sonsuza kadar yaşıyor. Üstelik iyilik, kötülük, anlaşma, uyum, sevgi, aşk... Hepsi bunlar insanın ruhunda bulunuyor, etinde değil. Üzgünüm, ben öyle düşünmüyorum. Yaşayan bir ruhsal var. Lütfen anla beni. Hayvansın sen. Ama hayatım... Sus! Ben senin hayatın filan değilim. Ben kimsenin hayatı değilim. Hatta ben kendimin bile hayatı değilim. Ben büyülüyüm. Of. Aferin oğlum Masar. İnsan zekasının en açık, en iyi düşündüğü yer tuvalettir. Çok haklısınız Önder Bey. Ben de zaten bu yüzden tuvalette düşünüyordum. İdrarda bulunan amonyak kokusuyla beynin en hızlı tuvaletlerde çalıştığı bilim adamlarınca ispat edilmiştir. Bak dön arkadaşım. Niye? Et önem vermek sizin dünyanız için geçerli. Bizim için bir önemi yok ki. Yeter, çok uzattın ama. Neyi uzattım anlayamadım. Başka bir tarafa baksanız iyi olur Masar Bey. Peki Önder Bey. Son sözüm bu mu Masar? Gidiyorum. Bu. Üzgünüm canım. Umarım onunla mutlu olursun. Bana ihtiyacın kalmaz. Zaten kalsa da fark etmez. Çünkü bir daha hiçbir zaman geri gelmeyeceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı başıma. Görsünüm.